Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuz daha çok güzel bir oyundaki izleyeceğiz yine Mudrunner. Çamur koşucuları. Çamur koşucuları tabii ki. Yo, bir saniye, tutorial. Çok doğru söylüyorsun, tutorial oynamak lazım. Çamur koşucuları, çamur batak, efendim dağ tepe, çok iğrenç, ilginç ve vıcık arazilerde araç kullanmaya çalıştığımız bir oyun. Hadi bir etrafa bakalım diyor. Mouse'un etrafa bak. Şöyle kamerayı çevirmeye başla. Wow. Wow, gerçekten güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Şöyle bir etrafa bakınıyorum. Ama mouse'a basıp tutmama gerek yokmuş. Mouse'a klikleyince bakıyormuşum. Çok güzel diyor. Şimdi space'e bas. Freni çıkar. Freni çıkar derken freni sök al. Ondan sonra aracını kullanmaya başla. Oh. Engine'in çalışmaya bak sen ya. Külüstür. Baba yadigarı. Tat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 
Ne oldu? Şimdi gerçekten çamurlu bir yola geldik diyor. Tüm tekerlekler. Dört çekeri aç. Dört çekeri açtım abi. Şimdi başardım. Kolay değil bu işler. Bu işte oh, kafadan girdi. Baba sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Çamura nasıl girdin öyle? Yemin ediyorum araba battı var ya. Buradan doğru oto yıkamaya. Oh. Şöyle değişik açılardan kendime bakıyorum. Yeni bir araca yaklaştın. Yeni bir araca geldin. Onun yanına gitmek istemez misin? Neden istemeyeyim? Tabii ki isterim. Bak. Ne kadar güzel. Kaya kaya gidiyorum onun yanına. Şimdi yapmamı istediğin şey ne? Aracını değiştir. V'ye basıp Advanced Mode'a geç. Aracı mı seç diyor. Ha yok. Şöyle mouse'u serbest bırak. Change Track de. Kiminle? Bununla. Güzel iş. Diferansiyel kilidi yokmuş. Ve sadece geriden çekişliymiş. Peki bunu nasıl kontrol edeceğiz şimdi? Bunun arkasında ne var ya? Abi sen ne yaptın? Kimyasal atık mı taşıyoruz biz bunda? Vallahi yanan manan bir şeyler var. Galiba kimyasal atık taşıyoruz. Neyse. Kameramızı şöyle efendi gibi kendimize doğru çevirelim. Ondan sonra gazı verelim. Frenim varmış. Freni açtım tabii. Freni açmak lazım yoksa araba gitmeyebilir. Şöyle bir yandan bakayım arabaya ya. Yani sürüş için her ne kadar kötü de olsa. Kardeşlerim sonuç olarak şurada. Takılma yavrum takılma. Ne yapıyorsun? Gören de dünyanın en baba oyununu oynuyoruz falan zannedecek. Evet oyun güzel tamam lafım yok ama. Yani bu grafiklerde böyle takılmaman lazım. Şimdi bakalım. Yavrum kontrolümden çıkma. Çocuğum kontrolümden çıkma. Beni korkutma. Ne yaptın? Tepeye gelince ne yapacaksın? Tırtladın. Bütün çamur araçlarının vinci vardır diyor. Vinç. Vinç sorusunu seç. Vincin bağlanacağı yeri seç. Ha, bir saniye. Vinç seç, bağlanacağı yeri seç. V ile moddan çık. Böyle gazı verirsin diyor ama F ile de kendini çekersin diyor. Ey yavrum benim. Peki. Ne yapacağız şimdi? Kendim bu kadar çekebildim sadece. Kendimi daha fazla çekemiyorum. Vinci deteç etmek için Advanced Mode'a gir. Sonra şuradan bir saniye. Koçum sakin ol. Sakin ol ki ne sakin ol. Deteç et diyorsun. Vinci bir daha al, şuna tak diyorsun. Ha, gözünü sevdiğim. Bu tarafa doğru çek diyor kendine. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bence biz tepeyi çıktık. Bu saatten sonra bize karada ölüm yok. Bence biz bunu tamamen deteç edelim. Ondan sonra şöyle gazı verip gidelim. Oldu mu? Oldu. Çok güzel. Şimdi ileriki binaya doğru yürü diyor. Yollan diyor binaya doğru. Hocam binaya doğru gidelim. Valla çok eziyetmiş bu. Gördüğün gibi 3 kuruş yol gideceğiz diye şurada kendimizi vinçlere bağladık. Efendime söyleyeyim. Ha, bu açı çok güzel. Böyle kalsın.
Kendimizi vinçlere bağladık. Ondan sonra ağaçlardan çektik, bir şeyler yaptık. Garaja ulaştın. Burada eklentiler yapabilirsin. Normal modda buraya getirdiğin arabalar senin olur diyor. Unload. Arabanın arkası patladı. 200 litre fuel patladı. Ne yükleyeyim abi? Bunu yükle diyor. Peki yükledim. Şimdi log station'a gitmen lazım diyor. Ama ben demin çok güzel bir açıda bakıyordum arabama. Sen arabayı benim mahvettin. Abuk sabuk bir açıya getirdin. Olmaz bu böyle. Hah pardon. Geri çıkabiliyormuşum. Şimdi şöyle hafif çaprazlı bir tane açıyla arabamı izleyeyim. Biraz da bir şeyler görelim. Log station'dan. Yavrum ne inledin ya. Ne inledin, ne zorlandın giderken. Gerçekten üzüldüm senin için. Senin için gerçekten çok üzüldüm. Yani bu çamurlu yollarda neden böyle bir tane külüstürle gidiyoruz o zaman biz ya? Baba yadigarı. Biraz daha ihtiyatlı bir arabayla gitseydik. Bunu yükle. Yükle bakalım, şunu yükle. 2 point. Aracım bunu taşıyamaz diyor. Oo maşallah. Şimdi Lamborghini'ye gitmemi istiyorsun benim ha? Yavrum biz o yolları var ya aşamayız söyleyeyim sana. Biz o yolları bildiğin aşamayız. Hele de ben o suya girdiğim anda var ya yalanım. Atlı balık yan gider. Çıkabilir miyim acaba? Aa. Gerçekten çıkıyorum. İnanılmaz. İnanılır gibi değil. Hatta lastiklerim temizlendi. Oo, en ince ayrıntı düşünülmüş. Lastiklerimiz tertemiz oldu hatta. Temizlendi ne kelime. Bu normalde bu kadar zor olmamalı ya. Bence bizim paramız yok. Biz çok fakir bir firmayız. BMC falan kullanıyor olsaydık çoktan buralardan gitmiştik. Reklamları izlediniz. Şöyle bir sol sağ yaparak biraz kendimi kıvırtarak dansöz gibi orayı geçebileceğime inanıyorum. Hah, şöyle yine biraz yan açıyı alayım da arabamızı görelim. Şöyle bir şoförüme bakayım. Şoförüm neler yapıyor ya. Şoförün ana sağlıyor orada. Direksiyonu çeviriyor. Bir şeyler yapıyor. Yırtınıyor zavallı. Boşalt bakalım. 2 puanımız daha oldu. Tutorial'ı tamamlamışım. İşte şimdi işin kötü yanı. Tutorial iyiydi, hoştu. Drik. Hasarına ya da öbür aracına ya da öbür araçlara hasar verme. Yanlış yolda. Yani yolun yanlış tarafında sürme. Kokpit kamerasını kullanırken. Peki, kokpit kamerasını kullanırız. Ayıp ediyorsun. Usta şoför zaten kokpit kamerasını kullanır. Navigational map. Bak ne diyor? Efendi ol diyor. Buradan çık diyor. Şuraya git. Ana yola geç. Yolun karşısına geç. Şuradan sağa dön. 255 metre ileriye kadar gideceksin diyor. Efendi ol diyor. Tamam. Efendiyim. Gayet sakinim. Zamanım gitgide azalıyor galiba. Yo, zamanım artıyor mu? Bilmiyorum ki ya. Bir şeyler oluyor işte. Kokpit kamerasına nasıl geçeceğim abi? Ha, böyle geçecekmişim kokpit kamerasına. Peki. 1 ile çıkıyormuşum. 1 yok. 1 ile çıkıyormuşum sadece. Mouse'da klikleyerek kokpit kamerasına geliyormuşum. 2 ile de çıkıyormuşum. Yine mouse'da klikleyip kokpit kamerasına gelebiliriz. Engine'i çalıştırdım abi. Pardon. Frenleri boşa almadık. Şimdi freni boşa aldık. Çok güzel. Sal abi direksiyonu. Sal direksiyonu. Kardeşlerim, bu isli puslu yolda şu gün oturabildiğiniz sandalyeler, masalar varsa bizim sayemizde var. Biz ki bu yollarda direksiyon salladık. Lastik çürüttük. Bizim sayemizde herkes masaya, sandalyeye sahip. Çünkü bu ağaçları alıp katledecek birisine ihtiyacımız var. Bu katlayan birisi yapmalı. Çocuğum. Çocuğum in. Sanki bu yola ömründe ilk defa gelmiş. Hiç böyle yerlerde araba kullanmıyormuş gibi kullanıyorsun arabayı. Lütfen in. Arabanın da niye 9 vitesi varsa 1'den 2'ye geçemedik. Geçtiğimiz anda tekrar 1'e düşüyoruz. Araba bitti. Araba bitik. Vallahi yavaş yavaş hareket ediyorum böyle sol sağ yaptıkça.
Şöyle yapınca galiba çıkacağım. Galiba çıkacağım. Çıkamadım. Şöyle bir gidersem çıkacağım. Yine çıkamadım. Ne oldu? Bizim araba su alıyor. Araba bildiğiniz su alıyor. Advanced moda geçtiğimizde vincimiz. Tabii ki vincimiz var. Advanced modda vincimi şuraya bağlayıp Advanced moddan çıkıp kendimi çekmek istiyorum bir miktar. Yeter mi? Yeter. Ondan sonra şöyle bir bak, şöyle bir bak, yana bak. Seni deli gobel seni. Ondan sonra o vinçten söküp başka bir vinç var mı takabileceğim? Yokmuş. Advanced moddan tamamen çıkıp gaz vermek istiyorum o zaman. E ama senin bu yaptığın terbiyesizlik. Ha peki. Bu ne abi? Yandan çekebilirsin falan diyor böyle. Ha bak bu ağaca da takabiliyorum. Çakal seni. Demin göstermiyorsun bana bunu. Kendimi oradan kurtarırım. Kurtarırım. Benimle baş edemezsin. Advanced moddan hemen çıkayım. Şunu da şuradan kopartayım. Ondan sonra iç kameraya geri döneyim abi. Bu iş bu kadar işte. İşte bu iş bu kadar. Yine yollardayız. Yine yollardayız. Bizden kurtuluş yok. Gelmem gereken yer burası mı? Ha, aracını düzgün bir şekilde bağla diyor. Nereye bağlayacağım acaba? Ha, aracını buna bağla diyor. Bak bu işte zor. O biraz zor koçum işte. O istediğim benden biraz zor. Bakalım deneyeceğiz. Allah kerim. Yapabiliriz. Kendime inanıyorum. Kendime inancım tam. Dur şimdi. Şimdi bir dur hele. Hele bir dur. Vallahi başardık ha. Vallahi başardık. Neyi bağlamamı istiyorsun koç? Bunu al, ona bağla diyor. Of. Nasıl bağladım ben onu ona be? Nasıl bağladım onu be? Navigational map. Henüz bir şey yok navigational map'te. Bunu oturttuk oraya. Peki. Advanced moddan çıktım. Haritanda işaretlenmiş olan yere taşı onu diyor. Haritamdaki işaretlenmiş olan yer neresi abi? Bir daha bakalım. Haritamda işaretli bir yer mi var? Oo, olmaz mı? Dünyanın öbür ucunda hem de. Destination'a bir yol çizebiliyor musun? Hmm, Destination'a bir yol çizemiyorsun. Ben o zaman buradan bir ana yola çıkayım izninle. Ana yola çıkayım mı? Tabii ana yola çıkayım. Yalnız bu ana yoldan üst yola nasıl geçeceğim ben? Neyse biz bir ana yola çıkıp gidelim abi. Önce bir ana yola çıkıp gidelim biz. Şöyle bir gitmemiz gerekecek onun için. Yalnız şu anda hiç gidemeyecek bir araca dönüştük ha. Böyle işleri pek yapamayacak bir araca dönüştük gerçekten. Hadi bakalım hayırlısı. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Emin adımlarla ilerliyoruz. Daha ağır olduk diye daha mı kolay gidiyoruz ben anlamadım ki. Vallahi bir yardırdık gidiyoruz ha. Şimdi suyun içine girdiğimiz zaman çıkarsak ötesini istemiyorum ben. Bu sudan çıkabilelim yeter. Da bu bize gitmemizi istediği, söylediği yol inanılmaz. İnanılmaz efsane yani. Efso bir yoldan gitmemizi istiyor resmen bizim. Şöyle ben şeye giremedim. Direkt görüş moduna giremedim. Ha? Trailer kamera. Kokpit kamera. Dur çocuğum. Dur çocuğum manyaklaşma. Manyaklaşma. Sen iyice zıvanadan çıktın yani.
Şöyle bir F1'i alalım. Aa, buradan içeri girebiliyormuşum ben. Tamam, buradan içeri girebiliyorsam oradan içeri girip bir süre devam ederim. Bir süre devam ederim abi oradan girip. Ama yanlış lane'den sürüş istemiyorum demişti bana. Yolun karşısına geçmemeye dikkat ederim o yüzden. Bir süre böyle gidelim bakalım. Nereye ulaşacağız? E, mesafe azaldığına göre doğru yoldan gidiyoruz herhalde. Ben bu işi sevdim ya. Bu işi gerçekten sevdim de ne kadar iç karartıcı bir yerde araba kullanıyoruz böyle ya. Bildiğiniz iç karartıcı bir yol. Dur. Yaklaştık. Ya beni oraya doğru niye götürmüyorsun arkadaşım ya? Niye beni böyle uzaklardan gösteriyorsun devamlı? Şimdi şuradan içeri gireceğiz. Böyle sapacağız. İçeri girip dümdüz karşıya doğru ilerleyelim bir süre. Yol olmayan yerlerden gidemeyeceğiz. Bir tane oyun vardı kardeşlerim hatırlıyor musunuz ya? Stalker diye. Call of Pripyat. Call of Pripyat'taki Pripyat'a benziyor burası. Rusya'da mıyız neyiz ben anlamadım ki. Ah 136 hasar dedi. İşte beni şimdi benden aldın. Şimdi beni benden aldın. Neye vurduk? Direğe mi vurduk? Abi imkanı yok. Ben nasıl 136 hasar aldım ya? Hasar alacak bir durumum yok ki. 136'da 500 diyor bir de. Ha pardon. İlk hasarım olduğu için 136'da 500 diyor. Doğru. Ben de bir an panik yaptım ya. 500 hasara ne ara yedim diyecektim. Ha ben şey yapmadım. Arkamdaki kısmı saymıyorum hiç. Dönerken lap diye şey yaptık. Göbekten direğe bindirdik büyük ihtimalle. Şimdi oldu. Tabii şu arkamızda koca şey var ya. Zımbırtı var. Neydi adı onu da? Onu da adını unuttum ya. Neyse şuradan bir dönelim içeri doğru da biz bir kıvrılalım. Her seferinde de yanlış şeye basmam mükemmel değil mi? Şöyle bir içeri doğru kıvrılayım. Yapma çocuğum ona bindirme. Dur bakalım. Dur bakalım şimdi. Geçtik mi oradan? Vallahi geçtik. Şimdi bu yoldan şöyle sola doğru kıvrılıp sağa doğru dönüp dans etmemiz lazım. Bakalım nasıl yapacağız. Nasıl olacak bu iş ben de çok merak ediyorum. Orada bir de araba var. Onu yoldan çekemez miyiz? Şimdi. Ha, keşfettim Allah kahretmesin seni. Keşfettim seni. Buradan biraz daha gidip ondan sonra döneceğiz yolla birlikte. Öyle zor. Kolay değil kardeşlerim. Bu işler kolay değil. Ekmek parası kolay kazanılmıyor. Gördüğünüz gibi ekmek parası kolay kazanılmıyor. Arabayı bitirdik, bitirdik. Arabayı resmen bitirdik. Bir de şimdi benim istediğim gibi bırak dersin Allah bilir onu. Nasıl bırak diyor? Şöyle bırak diyor. Sen ben yanlış mı görüyorum? Sen onu nasıl bırak diyorsun? Ha yok böyle bırak diyor galiba getirip. Vallahi ters çevirmemi istiyor. Vallahi ters çevirmemi istiyor. Çıldırmış bu oyun. Onu burada çevirebilir miyim acaba ben? Dur. Şimdi bunu çevirmenin mantığını çözmem lazım. Ben bunu bir yerlere vururum abi burada çevirmeye çalışırsam. Anam bu nasıl bir eziyet? Bu nasıl bir eziyet Allah'ım? Aa, yok biz buradan bu saatten sonra çıkalım. Biz bu saatten sonra buradan çıkalım.
Şöyle bir kendimizi düzleyelim. Şöyle bir çıkalım. Aman Allah'ım ya. Ha? Anca. Şimdi dümdüz geri. Düz geri bas. Düz geri bas, sakın kıvrılma. Sakın kıvrılma. Seni Allah kahretmesin. Bunun da ben burada nasıl hamle yapacağım ya? Çıldıracağım. Böyle bırakacağım. Bence bu oldu. Ben bunu böyle bırakacağım. Aslında fena olmadı ha. Dur bak, dur dur. Becerdim, becerdim. Becerdim, şimdi becerdim, tamam. Şuraya bir süre düz gidersem, şurada bir kafayı toplarsam, ondan sonra da şuradan tekerleği düzeltip geri gelirsem galiba oraya doğru gelebiliyorum. Galiba oraya doğru gelebiliyorum, evet. Çocuğum gel, çocuğum, evladım gel. Gel bir tanem, gel. Yalnız bu arabayı geri sürmek gerçekten dünyanın en büyük eziyetiymiş. Vallahi oldu. Vallahi oldu kardeşlerim. Başardık. Bunu başardık. Detach. Beni ilgilendirmiyor abi. Beni ilgilendirmiyor. Bu saatten sonra ben buradan çıkar kaçarım. Ben buradan çıkar kaçarım. Uzağa git. Böylece diyor sürüşü tamamlamış olacaksın. Bence ufak bir hasarla bunu kapatmamız yeterince iyidir. Aracına ya da başka bir şeye hasar verme. Başarısız oldu. Kokpit kamerayı bütün sürüş boyunca kokpiti kullanmamızı istemiş. Yolun karşı tarafından gitmedik. Ne yalan söyleyelim şimdi, yolun karşı tarafından gitmedik. O konuda bize hiçbir şey söyleyemez adam. Yolun karşı tarafından gittin diyemez. Bence gerçekten efor dolu, atraksiyon dolu bir oyun oldu. Sıradaki bölümü oynamak istersen bana oynatmıyor musun peki? Single player'da. Daha fazla puan kazanmam mı gerekiyor? Peki, bakalım ne diyecek? Biraz önce biz konteyner taşıdık. Bakalım şimdi bize ne taşı diyecek. Ha, peki, peki. Oldu, ben seni anlıyorum. Log carriage'i taşımamızı istiyor. Log carriage. Install abi. Log carriage installer. Fuel canister. Semi bilmem ne. Garaj chart. Bir sürü bir şey yükledim ben ya. Bunların için puanım yok. Bunları yükleyemiyorum o yüzden. Bunları yükleyemiyorum abi. Bunları yükledikçe araba büyük ihtimalle daha da coşacak ha. Bunları yükledikçe bizim arabalar coşacak. Benim görevim ne? Lumbermill'lere git. Yok, bir yerlere git. Oralardan log yükle diyor.
Short lock taşıyabilirmiş. Repair point kazandırırmış bize. Bak değişik değişik yerlerde arabalar var. Onları bulabiliyormuşuz. Bu watch pointler ne acaba? Hiçbir şey göremiyorum orada. Lock station var bir tane. Burada lock station var sanki bir tane. Evet. Buraya doğru bir yolculuk yapmak istiyorum. Güzel kardeşim. Daha yakında bir lock station yok mu? Fuel station var. Bir gidelim bakalım oraya ya. Bir oraya gidelim bakalım. Oraya gidemeyiz biz yalnız ha. Ömrümüz biter söyleyeyim. Oraya gitmeye çalışsak ömrümüz biter. Ben kafama göre her şeyi yükledim ama. Dört çekere aldım. Evet, bu araba dört çeker gidebiliyor. Ben de onu dört çekere aldım. O yüzden de şu anda gidebiliyorum. Gördüğünüz gibi hiç fena sayılmam. Dört çekerde benzin masrafımız artıyor büyük ihtimalle. Yalnız bana öyle bir yol gösteriyor ki abi dağdan taştan git diyor. Git abi git diyor, boş ver diyor ya. Umursama sen diyor önünde ne var ne yok. Ben öyle gidersem yalan olurum söyleyeyim. Benim böyle gitmem lazım ama o direğe de bindirmeden gitmem lazım. Koçum sen bu yolları gidersin ya, bize name yapma. Vallahi gidersin. Hem de aslanlar gibi dördüncü vitese falan attı ya. Cengaver cengaver. Ama şu yolların üstüne ağaç bırakmasaydınız iyiydi mesela. Hani bu ağaçları yolun üzerine bırakmak terbiyesizlik olmuş biraz. Buradan bir insan evladı kamyonetiyle geçecek yani, bunu bilmiyor musunuz? İşte geçemiyoruz. Ekmeğimize mani oluyorsunuz. Bir şekilde atladı vallahi üstünden. Koç koç. Üstünden atladı onların bir şekilde. Ne kadar yol aldığıma bakmaya korkuyorum. Çünkü büyük ihtimalle ne kadar yol aldığıma baktığımda bir arpa boyu gitmediğimi fark edeceğim. Oho, sakin ol. Sakin ol kaplan. Ne yapmışız? Buradan buraya gelmişiz sadece. Sadece buradan buraya gelmişiz. En azından bir şuna doğru gidelim. Sağa dönelim abi bu yoldan. Ondan sonra soldan devam edelim. Bir göreyim o neymiş. Bir şeyleri lak etmiş. Laklı bir şeyleri açmış olalım. Babacığım bu sizin yaptığınız harbiden yapılmaz ama. Ha benim arkamda böyle bir eklenti varmış ya. Ben onu hiç görmedim. Daha şimdi fark ediyorum onu. Kendime şöyle bir yandan bakayım ya, ben nasıl gidiyorum abi? Yol tamam, yolda düz değil ama hani ben de inanılmaz gidiyorum. Konuyla hiç alakam yok. Ha gayret. Ha gayret. Şöyle bir sol. Bir sağa, o ağaca bindirme lütfen. Ha? Çok güzel. Birileri artık arabaları böyle bırakmış. Demiş ki aman bu araba da burada kalsın demiş. B131 unlock. Benim arabam zaten B131 değil miydi ya? B131 konuşamadım. B131 değil mi abi benim arabam? Benim arabama nereden bakabiliyorum? Advanced diyeyim şöyle. Change track diyeyim. B131. Advanced diyeyim. Change track diyeyim. B131. Allah Allah, deli misin birader ya? Aynı arabayı bırakıp niye aynı arabayı alıyorum? Pardon, park freninde gaz vermeye çalıştım. Gazlanmaya çalıştım. Ben de bir hoşum yani. Buradan sonra da büyük ihtimalle yol yok. Oo varmış varmış. Olmaz olur mu? Böyle gidiyormuşuz. B131 varmış. K700 varmış şurada bir tane. Hadi bir de olmadı K700'e bakayım ya. Şuraya bir gitsene. Olmadı ama. Sen şu rotayı kapatabiliyor musun? Cancel edebiliyor muyuz şunu? Ha, edebiliyoruz evet. Çok güzel. Sen sadece buna gel evet. Koçum benim. Koçum aslanım. Biraz seni yoracağız artık buralarda. İdare edeceksin.
Da bu yoldan değil, dağdan taştan gideceğim resmen ya. O kadar daraltıyor ki beni. Gerçi orası da yolmuş. Dağ taş dediğim yerin de yol olması beni çok üzdü. Yani bir yol kötü olur da bu kadar mı olur arkadaş? Dağ taş dedim kendisine. Ben o başta installed kısmında büyük ihtimalle biraz fazla şeye klikledim. Gaza geldim, biraz fazla klikledim. Aslında biraz fazla kliklemeden. Peki. Dört çekeri kapasam daha mı iyi gider? Sanki hiç gitmiyor. Yok, transmission lock'la yine daha iyi gidiyor. Böyle gitmemiz lazımmış. Şu ne abi? O bizim arabadan. B131. Öteki ne? Oo, orada çılgın bir şey görüyorum ha. Vallahi çok çılgın bir şey görüyorum. K700. O bir jip ya da bir kamyon bir şey değil ki ya. Change Hey maşallah, bu nedir abi? Bu nedir bu? Bu nedir bu ne? Önüm neresi? Göremedim ki. Önüm burası mı? Vallahi galiba burası önüm ha. Abi adamı görsem anlayacağım ön taraf neresi. Vallahi ön taraf burası. Şimdi artık eminim. Bu araç ne yapar abi? Bu araç ne yapar? Ne yapıyorum acaba? Gaç, gur sesler geliyor ama. Ha, bütün tekerlekleri aç kapa yapıyorum. Bütün tekerlekleri açmış vaziyette. Abi ben şu araçta bir var ya. Vallahi bir psikopatlık yapacağım. Şöyle. Gidebiliyor muyum? Gidebiliyor muyum? Gidiyor gibi mi yapıyorum yoksa harbiden gidiyor muyum? Aa vallahi gidiyor. Manyağa bak ya. Nasıl bir şeymiş böyle? İşte gerçekçi olmayan oyunlarda böyle dağlarda, tepelerde düşüyoruz, kalkıyoruz, ilerliyoruz kafamıza göre. Gerçekte böyle zor bir şey bu. Bıraktım kardeşlerim. Bunu burada bıraktım. Çok orijinal, garip bir oymuş gerçekten. Bu da ilginçmiş ya. Vallahi değişik bir zevki var böyle dağda bayırda bir şeyler sürmenin, arabaları upgrade etmek falan. O da yanında cabası. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.